Maalesef ki insanların kesinlikle şizofreni olduğunu doğrulayacak herhangi bir laboratuvar veya görüntüleme testi bulunmuyor. Fakat şizofreninin potansiyel sebeplerini ve psikozun belirtilerini ortaya çıkaracak birkaç çeşit test kullanabiliriz. Bir örnek verelim. İdrar ve kan tahlilinizde alkol veya halüsinojen gibi maddeler çıkarsa, olası sebep olduklarına dair bir ipucu yakalamış olabiliriz. Bunun dışında bilgisayarlı tomografi, Diğer adıyla CT tarama ya da manyetik rezonans görüntüleme MRI gibi görüntüleme testleri olabilirsiniz. Böylece psikoz veya şizofreniye sebep olabilecek herhangi bir beyin tümörü olup olmadığı araştırılabilir. Fakat birisine gerçekten şizofreni teşhisi koyup sonuca varmadan önce ilgili bütün belirtileri inceleyip araştırmamız gerekir. Bunu yapmanın bir yolu hastaya sorular sormaktır. Mesela kendilerine şüphelendikleri bir şey olup olmadığını sorabiliriz. Böylece sanrı belirtilerini bu yolla araştırabiliriz. Özellikle bu örnekte paranoyak yani paranoid sanrıların belirtilerini göz önünde bulunduruyoruz. Fakat öğrenmemiz gereken diğer şey ise bizimki dışında başka sesler duyup duymadıklarıdır. Burada da işitsel halüsinasyon belirtilerini araştırırız. Odada ne gördüklerini tarif etmelerini istediğimizde ise görsel halüsinasyonların belirtilerini ararız. Bu konuyla ilgili olası bir sorunsa, bazen hastadan alınan bilgi bir şekilde sanrılar ve halüsinasyonlardan etkilenebilir ve çarpıtılabilir. Aileden ve arkadaşlardan bu konuda destek alabiliriz. Halüsinasyon ve sanrılarla ilgili soruların yanı sıra anhedoni gibi duygusal belirtileri derinlemesine araştırmak için sorular da sorabilirsiniz. Mesela, onlara ne çeşit hobileri olduğunu sorabiliriz. Anhedoni vakalarında ise bir zamanlar yapmaktan hoşlandıkları şeyleri sorabiliriz. Şizofreni belirtilerini inceleyip, gerçekten mevcut olduğunu gördükten sonra bu durumun en az 6 ay sürmesi gerekir. Ancak bu süreden sonra gerçek bir teşhis konulabilir. Eğer belirtiler bu kadar uzun süredir görülmüyorsa, Şizofreni form bozukluk teşhisini göz önünde bulundurabiliriz. Şizofreni form bozuklukta şizofreni ile aynı belirtiler görülür. Fakat hastalığın görülme süresi 1 ila 6 ay arasındadır. Şizofreni form teşhisi konulan hastaların %70'i şizofreni hastalığına geçiş yapar. Pekala. Şizofreni'nin varlığını bir anlamda teyit ettik. Fakat bu hastalık neden var? Açıkçası bu oldukça zor bir soru. Genel anlamda cevap hala oldukça gizemli. Ama bilim insanları birkaç ipucunu bir araya getirebildiler. Sebebinin zor anlaşılmasının önemli nedenlerinden biri belirtilerinin ve teşhislerinin oldukça insani olmasıdır. Yani sebepleri öğrenmek için laboratuvarda fare veya sıçan gibi hayvanları model almak oldukça zor. Hayvanları kanser gibi hastalıkları araştırmada kullanabiliriz. Daha çok dikkat ettiğimiz bir grup Beynimizdeki noratransmitterlerdir. Bunlardan biri özellikle işin içinde gözüken dopamindir. Dopamin bize bu konuda bir ipucu verir. Buna göre antipsikotik ilaçların büyük bir çoğunluğu bir dereceye kadar dopamin reseptörlerinden birini engeller. Bu arkadaşın adı dopamin D2 reseptörüdür. Bu durumsa şizofreni hastalarında dopamin seviyesinin daha yüksek olabileceğini öne sürer. Çünkü bu reseptörleri engellemek belirtiler konusunda yardımcı olabilir. Diğer pek işe yaramayan ipucumuzsa antipsikotik ilaçların evrensel veya tamamen etkili olmamasıdır. Yani herkes aynı etkiyi görmez. Üstelik bütün belirtilere de cevap vermezler. Bu ipucu bize hikayenin D2 reseptörü dışında devamlı olduğunu işaret eder. Şizofreni için en etkili antipsikotik ilaç zayıf bir D2 antagonist gibi gözüküyor. Bunu da bulmacaya ekleyince daha da kafa karıştırıcı oluyor. Dopamin ve GABA, glutamat ve asetilkolin gibi diğer nörotransmitterlerin rolüne ilişkin araştırmalar devam ediyor. Nörotransmitterlerin dışında birkaç ipucu daha bize ek bilgi sunuyor. Bunlardan biri genetik bilimdir. Tek ve çift yumurta ikizleriyle şizofreni hakkında bir takım araştırmalar yapıldı. Buna göre, %100 aynı DNA'ya sahip olan tek yumurta ikizlerinden birine şizofreni teşhisi konmuşsa, diğer ikizin de şizofreni olma ihtimali %50 olduğu görüldü. Çift yumurta ikizleri ise özdeş olmadıkları için %50 aynı DNA'ya sahip olurlar ve bir tanesinde şizofreni varsa, diğerinde de olma ihtimali %15'tir. Henüz belirli bir gen bulunmamasına rağmen bu bilgi ciddi şekilde bize genetik bileşenler hakkında ipucu veriyor. Genetik bilime benzer şekilde bir diğer ek bilgi kaynağımızsa çevredir. Şizofreninin ilerlemesi geliştiğiniz çevreye de bağlıdır. Prematüre doğum veya fetüsün yeterli oksijen alamadığı durumlar gibi doğum öncesi sorunlar yüksek oranda çevreyle ilgilidir. Diğer çevresel faktörse Anne kaynaklı enfeksiyonlardır. Kışın ve ilkbahar başında doğan bebeklerde bu risk oldukça yüksektir çünkü annenin grip gibi enfeksiyonlu hastalıklara maruz kalmasının bununla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Bunun sebebi belirsiz olmasına rağmen enfeksiyonun kendisinden değil de annedeki bağışıklık tepkisinden dolayı olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda otoimmün rahatsızlıkları da şizofreniyle bağlantılıdır. Çölyak hastalığı buna örnek verilebilir. Çölyak'ta gluten tükettikten sonra hastanın bağışıklık sistemi kendi ince bağırsağına saldırı başlatır. Son olarak kenevir kullanımı da şizofreni oluşumundaki yüksek riskle bağlantılıdır.